Herkese merhaba Futbol Menajer mobilde Türk gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet ligde 10. sıradayız 21 puanımız var ee, Son videoda Hatta zaten bir 10 dakika önce çekmiştim ee, Son videoda 5 maç oynadık ee, Hemen şuradan fixtürden bakalım Sarç, Burçen, Münçen Antır, Hıçkın <laughs> Urdan, Hilgin, Halle Her neyse 5 maç oynadık Bunlarda 2 galibiyet 2 mağlubiyet Bir beraberlik aldık bu videoda da 5 maç oynayacağım büyük ihtimal. Çünkü baktım süre çok artmıyormuş. Yani hiç böyle çok konuşmadan sadece maçımızı oynarsak 18 dakika civarında 5 maçı oynayabiliyoruz. Eğer uzarsa 4 maça düşürebiliriz. Evet gerçekten güzel ilk 2-3 maçımızda güzel bir seri yakalamıştık. Ama son 2 maçımızda mağlubiyet aldık. İnşallah bu ver well maçıyla e, tekrardan galibiyetlerle buluşuruz. Bu arada iki oyuncumuz kırmızı kart cezalısı Taatunç ve kimdi o? Erol Kurt mu? Emre Kurt mu? Emre Kurt. Şuradan hemen yerlerine oyuncularımızı koyalım. Evet hemen bunun yerine kimi koyabiliriz? Kırt çiçek kanat oyuncusu. Neyse şuradan. Ee, Tosun'u alalım. Tosun nerede oynuyorsun yavrum sen? Ofansif Fortus. Abi ofansif Fortus zaten çok var ya. Şunu gezgin yapalım. Ee, şunu iki yönlü yapalım. Evet şimdi stopere bir oyuncu lazım. Stoperimiz var mı? Var. Alkan oynatır stoperde. Standart stoper rolünde. Evet diğer oyuncular zaten yabancı. Oyun şekline hemen bakalım. Kontrol. Her yerde karışık. Ve devam diyelim. Bu videodaki ilk maçımıza başlayalım. Son iki mağlubiyetten sonra burada en kötü bir beraberlik almamız gerektiğini düşünüyorum. Malik Batmaz bu aralar durgun. İnşallah bu maçta aşar kendini. Bu arada yine her maçta olduğumuz gibi olduğu gibi ilk golü atan taraf rakip oldu. İlk golü yiyen taraf biz olduk. 2-0 yaptılar. Oğlum bir durun ya. Bu ne ya? Takım takım kendine gel hadi. Malik kaçırdı Recep. Kaptırdık yine topu Recep. Yine kaptırdık. Evet rakip gerçekten iyi oynuyor. Foil yaptık orada. Bir kart görmeyelim. Korp. Balaban. Balaban'dan dışarı mı çıktı? Evet korner kullanıyorlar. Orada bir gol daha mı yiyeceğiz biz? Yine korner. Gerçekten çok etkili başladı. Bu takım kimmiş ya böyle? Bir de Türk oyuncuları var. Gurbetçi oyuncu. oyuncu. Aygün Yıldırım. Belki transfer döneminde, ara transfer döneminde kadromuza katabileceğimiz bir oyuncu olabilir. El Friki kullanıyorlar. Gerçekten çok etkili geliyorlar ya. Nasıl engel olacağız biz bunlara? Şuradan taktikten birkaç şey yapmamız lazım. Oyun şeklinde değişiklik yapacağım. Şu orta sahayı sağlam tutalım. Tamam. Tempoyu biraz hızlandıralım abi. Yaratıcı oynayalım. Hücuma geçelim artık. Kontrol nereye kadar? Şurada hücumda pas odağına kanat oyuncuları yapacağım. Çünkü orta sahadan pek gidemiyoruz. Kanattan Recep ve Sercan'la gidebiliriz. Bekleri de ileri çıkartalım bu arada. Sürdür diyelim. Evet ilk yarı 2-0 geride kapattık. Adamlar ilk yarıda 2 gol atabiliyorsa biz de ikinci yarıda atabiliriz. Ama tabi penaltı. Ya yapma ya yapma ya. 3-0 oldu abi. Vallahi 3-0 oldu ya. Galibiyetle başlayalım dedik ama mağlubiyet serimiz devam ediyor. Son iki maçta mağlubiyet almıştık. Bu maçtan da mağlubiyet alacağız gibi gözüküyor. Bir daha mı fol? Bu sefer free kick. Bir de free kickten atın ama. Of. 4-0 oldu. 4-0 oldu. Türk gücü münçen yıkılıyor. Valla söylenecek kelime kalmadı. Recep Gül attı ama çok da bir faydası olmadı. Neyse forma şansı bulamayan oyunculara bari şans verelim. Berke. Bu ara artık Berke'ye başlatacağım herhalde. ilk 11 Çünkü Malik baya bir durgunlaştı. Gümüşkaya'yı alalım. Kanada. Ve orta sahaya da şöyle yapalım. Muayayokta'yı alalım. Bu şekilde devam edelim. Sürdür diyelim. son 22 dakika 3 gol bulmak im yani zor ama imkansız değil. Bulur muyuz? Zor. Baya bir zor. Evet bu maçın bitmesini bekliyorum heyecanla. Artık bitsin de yeni maça başlayalım yani. Valla çünkü hiç şeylik yok. Muayyer attı bu arada oyuna girdi. Bir gol daha bulursak ulan bir gol daha falan derken bak bir anda 80'den 92'ye geldi. Ne yapacağız öyle? Olmuyor ki öyle. <laughs> evet bu maçta da mağlup geldik. Son maçımız mağlubiyet. sonuç başımızda da puan alamadık. Ve 13. sıraya geriledik. Olacağı buydu zaten. Sen de gitmek istiyorsun. Ya git abi gidin gidin. Yeter ki gidin ya. Dresden oynayacağız. Dresden de bildiğim kadarıyla iyi bir takım. Belki de birinci sırada. Kaçıncı sıradaymış hemen bakalım. Evet hemen demiş 12. sıradaymış ama kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanıdık bir takım. Bildiğim bir takım. Transfer sezonu açıldı. Vay. Maç yapmadan önce bir transfer mi yapsak ya? Bayağı da transfer yapmıyoruz. Ya şu Dresden maçını bir oynayalım da. Transfere başlarım. Transferi yaparız. Bir dahaki videoda olmadı. Transfer yaparız. Kardeşim git. Planlarıma dahil değilsin. Yabancı oyuncu oynatmayacağız. Öyle bir challenge yapalım dedik ve bunun için senin oynamaman lazım. Hiç böyle şey yapma yani. Evet evimizde oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj. Yapabilir miyiz? Gelebiliriz. Berke'yi alalım abi artık. Evet kırmızı kart cezalı oyuncularımız iyileşti. Alkan'ın yerine Kurt'u alalım. 7 Şur'u koyalım. Taatunçu tekrardan yerine alalım. Adı Güzel'i alalım. Evet ofansif oyun kurucu. Tamam bu şekilde oynayalım. Ama Atakan'ın mı oynasam ya? Atakan da gezgin orta saha rolünde daha iyiyim diyor. Neyse bu şekilde devam edelim. Devam diyelim. Maçımıza çıkalım. Rakibin bir oyuncusu eksik. İnşallah en önemli oyuncusudur. Eksik olan oyuncu. Ee, rakibin atakları devam ediyor. İlk 15 dakikada gol yemedik çok şükür. Her maçta... İlk 10 dakikada golü yiyorduk. Bu maçta yemedik ve bu sefer biz attık. Sercan bu sezonki 7. golünü attı. <laughs> Ama hemen karşılık geldi. Offside. Offside. Bu maç galibiyet gelecek sanki. Öyle düşünüyorum. Çünkü golü yemedik. İlk golü de biz attık. Ve ikinci gol de geliyor mu Recep Gül'le? Recep savunmadan döndü Kornel. Evet karambol yaşandı ve ilk yarı bitmek üzere topa sahip olmada üstünlüğümüz var. Şutlarda üstünlüğümüz var. Takım derecesi bizim yüksek. Ve ilk yarı bitti. Evet bu videodaki galibi, ilk galibiyetimizi inşallah alacağız. Ve 3 maçlık galibiyet beraberlik hasretimize son vereceğiz. Derken rakip geliyor yapma yapma. Evet Balaban kurtardı orada hemen şuradan bir taktiksel değişiklik yapalım. Berke. Mali'nin yanına yerini aldık. O hiç etkili olamadı. Şimdi kanada gümüş alalım. Sercan yorulmuştur. İki Kanada'da değiştirsem mi? Bir daha Hasan Ali adı güzeli alalım. Tatunç'un yerine. Sürdür diyelim. Taktiksel değişiklik yapmaya gerek var mıydı? Bilmiyorum. Zorba içeri doğru Malik. Malik girdi. Golünü attı. Evet bana karşı cevabını vermiş oldu. Son maçlardaki başarısız performansı sürekli dile getiriyordum. Ama bu maçta golü attı ve bizi rahatlattı. Bu videodaki ilk galibiyetimizi aldık ve 3 maçlık galibiyet hasretimize son verdik. Sıradaki maçımız Köln deplasmanı. Tabi bu bildiğimiz Köln değil. Victoria Köln'müş. Bunlar kaçıncı sırada? Dördüncü sırada mı? Ben mi yanlış gördüm? Bu Gül kimmiş? Gökhan Gül. Hoffenheim'den teklif var gözleyelim. Gözlüyormuşuz zaten. Aa bak şey yapabiliyormuşuz. Sözleşme teklif edebiliyormuşuz. Sözleşme önerelim bir. Abi yıllık çok istiyor. 200 küsür versek. Düşmeye serbest kalma. Yok abi gelmez bu topçu bize. Zaten bu Nesliga 2. liginde oynuyormuş. Türk gücü maçını. Ya bu maçı da oynayalım bence. Bir dakika şuradan. Kaçıncı sıradaydı bu adamlar? Evet dördüncü sırada. Transferi yapmadan bu maçı da oynayalım mı? Yoksa hafiften transfere girelim mi? Oynayalım ya oynayalım. Transfer için sadece bir bölüm ayıracağım. Büyük ihtimal. Taktikler diyelim. Şuradan mali alalım. Attı golünü gözüme girdi kerata. Evet kadromuzu bozmadan bu şekilde devam edelim. Sadece bir değişiklik yapsak mı? For, şeyi kondisyon düşük olan oyuncu burada gözükmüyor şu an. Yapmayalım değişiklik. Evet diyelim. Ve başlayalım. Dördüncü sırada rakibimiz. Gerçekten zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü hem deplasmandayız hem rakibimiz bizden üst sıralarda bir rakip. Ee, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz bu maçtan. Gönül tabii galibiyet istiyor ama bakalım nasıl olacak. Henüz şutumuz yok. Evet bir şutumuz geldi ama etkili değil ki göstermedi. İlk yanı bitmesine son 10 dakika. Beraberlik de benim için yeterli yani. Çünkü mağlup etten artık sıkıldım. Bir puan bir puan üstlere çıkarız hiç yoktansa. Evet. Transfer döneminde belki çok futbolcu almayabilirim. Bu kadroda çok değişiklik yapmayabilirim. Ama hani etkili olacak bir oyuncu al almak istiyorum. Hani böyle bir takıma direkt etki sağlayabilecek bir oyuncu almak istiyorum. Bu oyuncu kim olacak? Araştırmalarımız scoutinglerimiz sonucunda bir oyuncuyla anlaşmayı düşünüyoruz bakalım. Evet 1-0 gerideyiz. Son 20 dakikaya. Son 20 dakika dedim 10 dakikaya girdik. Evet foil oldu. Free kick etkili nokta. Bozdoğan içeri doğru bir orta gelir mi? Evet kırmızı kart gördüler. Hadi oğlum. Hadi oğlum kırmızı kart gördüler. Yüklenelim. Yüklenelim. Yüklenelim lan. lan. Şimdi Tatunç gir. Çık oyundan. Oktay Sengir. gir. Son şansımızı deneyelim hemen şuradan. Yüklen. Hızlı. Yaratıcı. Ee, yüksek savunma çizgimiz yüksek olsun. Ceza sahasına yığalım abi. Uzun top oynayalım. Kaleci de top oynas uzun soksun. 2-3 dakikada bakalım. Uzatmalarla dahil 5 dakika olabilir. 5 dakikada golü bulabileceğiz mi? 4 dakika verdi uzatma. Atamız oluyor mu? Zorba sarar her. Evet bir foul. Sararar. Korner kullanacağız. Geliyor mu gol? Geliyor mu? Uzaklaştırdılar. Geliyor mu? Malik. Topu kaybettik. Hadi be oğlum bir atak da olabilir. Recep içeriye doğru kaybettik topu. Hoca bitirme maçı hoca. Hoca bitirdi maçı bitirdi bitirdi. Evet bir galibiyet almıştık. Ne güzel serimizi bozmuştuk. Malibiyet serimizdi. Ama yeniden mağlubiyetle tanıştık. Çön sağolsun. Bayern'in ikinci takımıyla oynayacağız. Hafiften transfer şeylerine girmek istiyorum ama ya git kardeşim git gözünü seveyim git ya. Serbest bırakamıyoruz mu seni? Serbest bırakacağım şimdi. Çok para isteyeceksin. Al 55.000 bin Terminat istiyorsun. Al veriyorum 55.000'i bini git. Evet Furkan'a teklif var. Türk oyuncumuz satmayalım. Türk oyuncu lazım. Bayern Münih ikinci takımıyla oynayacağız. Evet bu maçı da oynayıp ligin sonuncu sırasında Bayern Münih ikinci takımı. Bu maçta galibiyetle ayrılırız inşallah. Öyle umuyorum. Bir değişiklik yapalım. Sercan'ın yerine Gümüşkaya ile başlayalım bu maçta. Ve Tahtuncu'nun yerine de Hasan Ali adı güzel ile başlayalım. Evet, bu maçı da oynayıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Ardından da artık transfer çalışmalarına başlayacağız. Devre arasına girdik. Transfer döneminin yarısını da bitirdik. Yani hiç girişimde bulunmadan bitirdik. Ee, bakalım transfer dönemi için çalışmalarımız olacak. İnşallah da güzel transferler yapıp. Güzel transferler dediğime bakmayın yani. Bir tane ya da iki tane topçu almayı düşünüyorum. Tabi fırsat varsa kiralık olarak fazladan oyuncu katabiliriz. Ama bir tane güzel bir sürpriz yıldız bir transfer yapmak istiyorum. 1-0 öne geçtik. Topa sahip olmada Bayern'in üstünlüğü var ama e, skorda üstünlüğümüz devam ediyor hala. İlk yarı bitmek üzere. Son 2-3 dakika Dok e, 45 artı birlik bir uzatma geldi. Şutlarımız bizim daha yüksek. Evet. Recep Gül. Bir gol daha gelir mi? Rahatlayalım. Evet son 20 dakikaya giriyoruz. Bir değişiklik yapalım. Kimi alacağız? Berke'yi alalım. Tatunç'u alalım yine Hasan Ali'nin yerine. Ee, çiçeği alalım. Yok çiçek burada önemli miydi? Karataş'ı alalım. Karataş oynasın. Bu şekilde bir devam edelim bakalım. Son 9 dakika. İnşallah 3 dakika içinde gol yem yemezsek bu videoyu galibiyetle kapatmış olacağız. Gümüşkaya bir serbest vuruş sarı kart gördü adamlar. İçeri doğru bir orta. Top doğrudan dışarı çıktı. Ve maç bitti. Evet bu videoda da kaç maç yaptık hemen şuradan bir kontrol edelim. Transfer dönemi haftayı bitiyor. Ananı satayım. Maç yapacağız diye ilgine şey yaptık. Zorbaya teklif var. Abi satamam. Son bir hafta kalmış anası satayım ya. Maç yapalım maç yapalım transfere girmeyelim dedik. 4 maç yaptık. 2 mağlubiyet 2 galibiyet. Videonun sonunu galibiyetle kapattığımız için mutluyum. 10. sıra 11. sıradayız 27 puanımız var. Hani üst lige çıkmamız için gerçekten artık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Şuradan başka bir şeye bakmaya gerek yok. Transfer bütçemiz az biraz. Evet bu videoyu burada bitirelim. Önümüzdeki videoda transferlerle uğraşacağız. Zaten bir haftamız kalmış. Kızdıca sonuç gelecekti oydu buydu falan filan derken. Belki de transfer yapamayacağız. Ama yapmak için çabalayacağız. Her neyse umarım videoyu te beğenmiştirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.